Merhabalar. İngilizce dizi izleyerek İngilizce dil seviyenizi geliştirmeye hazır mısınız? Bu videoda benim de yıllardır İngilizce derslerimde kullandığım Friends dizisinden kısa bir bölüm izleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Okay, Ross, I realized that you didn't expect to walk in and see that, but let me explain, okay? We weren't doing anything! Rach, he just saw us. Burada Joey'nin "Let me explain, okay?" dediğini duyuyoruz. Yani, bırak açıklayayım, tamam mı? Ancak bunu nasıl söylüyor? Dikkat ettiniz mi? Let me explain, okay? Let me explain, okay? Let me explain, okay? Demektense, let me explain diyor. Yani let me iki kelimeyi birleştiriyor ve let me explain, okay diyor. Siz de bu kalıbı kullanırken bu şekilde söyleyebilirsiniz. Bu klipte Ross, Joey ve Rachel'ın sevgili olmaya başladığını kazara öğreniyor. Joey, Ross'un en yakın arkadaşlarından biri ve Ross ile Rachel uzun yıllar beraberlik yaşadı. Ancak bir süredir beraber değiller ve Ross'un şu anda Charlie adında bir kız arkadaşı var. Joey ve Rachel'ın beraberliği Ross'u derinden etkilemiş görünüyor. Bu klipte de Ross'un bu duruma tepkilerini göreceğiz. Bu kadar bilgi şimdilik yeter. But what you saw, that is the extent of it, okay? One kiss. No, come on, that is a lie. We also kissed in Barbados. Dude, chill. Okay, we also kissed in Barbados, but we didn't plan it, okay? And the only reason that happened was because I saw you kissing Charlie. Yeah, you started it! I've got to chill! Look, we probably should have talked to you about this before it ever happened, but... Oh, we feel so terrible about this, Ross. Yeah, but it did happen. So... Ross? Ross? Can we just close the door? Well, that is a lie. We also kissed in Barbados. Dude, chill. Yeah, you started it. I have got to chill. Chill kelimesi İngilizce'de çok sıklıkla kullanılıyor. Adjective yani sıfat olarak kullanıldığında ilk anlamı soğuk demek. Wear thick clothes. It's chill outside. Kalın giysiler giy. Dışarısı soğuk anlamında. Chill kelimesi yine sıfat olarak kullanıldığında rahat anlamına da geliyor. It's a chill day at school today. Bugün okulda rahat bir gün. Chill kelimesi aynı zamanda bir yüklem olarak da kullanılabiliyor. Sakinleş. Rahatla, yani birine chill dediğinizde rahatla, sakinleş anlamında. Ya da I want to chill this weekend. Bu hafta sonu rahatlamak istiyorum, sakinleşmek istiyorum. Burada da Joey'nin Rachel'a dude, chill dediğini duyuyoruz. Yani rahatla anlamında, sakinleş anlamında. But that is a lie. We also kissed in Barbados. Dude, chill. Yeah, you started it. I have got to chill. Was because I saw you kissing Charlie. Burada Joey, Ross'a I saw you kissing Charlie diyor. Yani seni Charlie'yi öperken gördüm. Bunu da see someone doing something. Yani birini bir şey yaparken görmek gibi bir kalıp olarak algılayabiliriz. Mesela I saw her talking to Jenny. Onu Jenny ile konuşurken gördüm. Veya they saw me doing shopping. Beni alışveriş yaparken gördüler. Oldukça işinize yarayabilecek bir kalıp. Look, we probably should have talked to you about this before it ever happened. Should have talked, should have done. Yani geçmişte bir şeyi yapmalıydık ama yapmadık. Bunun pişmanlığını yaşıyoruz demek. Look, we probably should have talked to you about this before it ever happened. Yani bu olanlar bitenler olmadan önce seninle konuşmalıydık. Konuşsaydık iyi ederdik anlamında. Look, we probably should have talked to you about this before it ever happened.
Yeah, but it did happen. Burada Joey "it did happen" diyor. Ancak normalde bir İngilizce cümle düşünürken aklımıza ilk gelen cümle yapısı "it happened" yani evet oldu anlamında. Peki neden bu şekilde kullanmadı Joey bunu? Çünkü amacı o işin olduğunu vurgulamaktı. İngilizce'de vurgu yapmak için bazen yardımcı fiili ana fiilden önce kullanabiliyoruz. It did happen da Joey'nin yaptığı gibi. Başka bir örnek düşünürsek, Tim told he wasn't coming to the party. Tim partiye gelmeyeceğini söyledi. In the end he did come. Ama en sonunda geldi. Burada o geldi olayını vurgulamak için he did come diyorum. Yeah, but it did happen. Ross, say something. Anything. So you too are... Yeah. And have you had... No. But if I hadn't walked in here, would you... Probably... No. Ross, this is not how we wanted you to find out about this. You have every right to go nuts. I'm not going nuts. Do you see me going nuts? No, but you know what I mean. Hey. If you two are happy, then I'm happy for you. I'm fine. Really? Absolutely. I'm fine. Totally fine. I don't know why it's coming out all loud and squeaky, because really, I'm fine. I'm not saying I wasn't a little surprised to see you guys kissing. I mean, at first I was like, ah! But now that I've had time to absorb it, loving this. Ross. It's all working out. Me and Charlie and you two. You know what we should do? Calm ourselves? No. We should all have dinner. Yes, we'll do it tomorrow night. I'll cook. Look, don't you think that'll be a little weird? Weird? What? What's weird? The only thing weird would be if someone didn't like Mexican food because I'm making fajitas. I do like fajitas. And have you had... No. Burada Ross, and have you had sex anlamında bir soru sormak istiyor aslında ama cümlenin sonunu getirmiyor. Pek getirmesine de gerek yok. Zaten Joey ve Rachel onun burada ne demek istediğini anlıyorlar. To have sex yani cinsel ilişki yaşamak. But if I hadn't walked in here, would you... Probably, no. Buraya yürümemiş olsaydım, buraya gelmemiş olsaydım, would you... Yani bir şeyler yaşayacak mıydınız diye soruyor. You have every right to go nuts. I'm not going nuts. Do you see me going nuts? Go nuts, sıklıkla kullanılan bir deyim. Yani idiom. Delirmek, çıldırmak, çılgına dönmek anlamında kullanılıyor. Ve burada Rachel, Ross'a çılgına dönmek senin hakkın diyor. Ancak Ross ise hayır canım çıldırmıyorum, delirmiyorum. Yani sen çıldırdığımı düşünüyor musun? Diye bir cevap veriyor. No, but you know what I mean. İngilizce'de yine çok sıklıkla kullanılan bir ifade. Ben buna bir doldurgaç diyorum. Yani neden demeyeyim ki? Farz edin ki biri bir şeyler söylüyor, bir şeyler konuşuyor. Bla 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 bla. You know what I mean? Diye sonunda bu söylediklerini doldurabilir. Yani ne dediğimi anlıyorsun değil mi? Gibi bir boş yapma kalıbı. Çoğunlukla ezbere bir şekilde kullanılıyor. Cümlelerin sonuna, fikirlerin sonuna getiriliyor. You know what I mean? You know what I mean? You know what I mean? Çok yine sıklıkla duyabiliriz İngilizce'de. I'm not saying I wasn't a little surprised to see you guys kissing. Az önce gördüğümüz kalıbı, see you guys kissing, see someone doing something. Yani birini bir şey yaparken görmek kalıbını yine burada da görüyoruz. You know what we should do? Calm ourselves. You know what we should do? Burada Ross aslında güzel bir kalıp kullanıyor.
You know what we should do? Ne yapmalıyız biliyor musunuz? Yani yeni bir fikir atacaksınız ortaya. Buraya gidelim, değişik bir şeyler yapalım. Bunu söylemeden önce insanlara you know what we should do? Yani ne yapmalıyız biliyor musunuz? Gibi bir kalıp kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Look, don't you think that'll be a little weird? Weird? What? What's weird? The only thing weird would be if someone didn't like Mexican food. Weird. Yani tuhaf, garip anlamında kullanılıyor. Burada Joey o yemek teklifinin sanki biraz garip kaçacağını söylüyor. Ama Ross yine aşırı tepki verip garip mi? Ne garip canım? Ne alakası var? Garip olan tek şey eğer biri Meksika yemeklerini beğenmezse olurdu diyor. Çünkü ben de fajita yapacağım diyor. I do like fajitas. Burada Joey'nin I do like fajitas dediğini görüyoruz. I like fajitas demiyor. Yine o fajitası ne kadar sevdiğini vurgulamak için I do like fajitas diyor. Yani yardımcı fiili fiilin önünde kullanıyor. Bir sonraki videoda Joey, Rachel, Charlie ve Ross'un o akşam yemeğinde başına gelenleri izleyeceğiz. Çok yakında. Peki sizin izlemekten hoşlandığınız diziler hangileri? Lütfen benimle yorum kısmında paylaşın. Bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.